Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugünkü videomuzda size Bulgaristan davet vizesi hakkında konuşacağım. Bildiklerimi anlatacağım. Zaten bu davet vizesi hakkında YouTube'da video yok. Bir 7-8 ay önce ben Bulgaristan'a gitmiştim. Yine aynı davet vizesiyle o zaman çekmiştim. Bir tek o video var ama şu an bazı şeyler değişmiş. Bu 2022 güncel olsun. Onun için çekeyim dedim. Bir süredir de video gelmiyordu. Evet arkadaşlar, bugün benim elime ulaştı bir gün önceden davet vizem. Ben de bugün konsolosluğa gittim. Normalde konsolosluk davet vizesine sabah kaç 11 ile 12 arası sadece bakıyordu. Ama çok yoğun, bu ara çok yoğunluk varmış. Ya acayip, nasıl size söyleyeyim, acayip bir kuyruk var. Sadece davet üzerine işte. Herhalde yani herkes artık kaçmaya başlamış zaten anladığım kadarıyla. Adamlar da bıkmış zaten. Bulgarlar zaten bize muhatap olmak istemiyordu. Adamlar daha çok yılmışlar artık, böyle suratımızı görmek istemiyorlar. Neyse, bu konuları geleceğim. Bu konular da var. Sizin de başınıza gelmiştir biliyorum. O yüzden geleceğim onlara da. Şimdi davet vizesi şöyle arkadaşlar. Evraklar elimize. Bu size davet yapan kişinin şöyle 3 nüsha şeklinde. Bunu arkadaşlar, şimdi bu konsolosluktakiler şöyle yapıyor. Geçen 7-8 ay önce davet vizesi için bu olay olduğu zaman orijinalini istemişlerdi, tamam mı? Ben orijinalini götürdüğüm zaman, hani benim sevgilimle beraber gittik, yani Bulgarca konuşunca biraz tavırları da değişiyor oradakilerin, belki daha hızlı işimiz olur diye. Neyse, beraber gittik, o da evrağı getirdi tabii, bu şekilde bana PDF olarak göndermemişti. Neyse, evrak gelince beraber gittik, evraklarımızı verdik. Kadın ne dese beğenirsiniz ya, siz boşuna zahmet etmişsiniz, bunu getirmenize gerek yoktu buraya kadar, bunun çıktısı da olabilirdi dedi, tamam mı? Biz de dedik, aa öyle mi, tamam, aklımızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar, bu davet vizesi, yani bu sizi Bulgaristan'dan davet eden kişinin bu 3 tane kağıdı gönderdi bu sefer. Ben bugün gittim, bunu önlerine koydum. Kadın bana böyle yaptı, Kur'an çarpsın, kadın da aynı kadın. Bunun gerçeği nerede? Dedim, ben 7-8 ay önce gittim. Gideceğim zaman dedim, getirdiğimiz zaman getirmenize gerek yoktu demiştiniz dedim. Şöyle baktı. Ben işi biliyorum. Beni de suratıma bakınca tanıdı herhalde, belki de biraz. Hiçbir şey demedi. Tamam, aldı hemen. Hemen size bir tane kağıt veriyor. Şu kağıdı diyor, al diyor, doldur. Sana bir de diyor, gerekli şeyler de diyor, ayarla, eksiklerini getir, evraklarını diyor. Hemen diyor, başlayalım, tamam mı? Tamam, evraklar ne diyorsun? İnternet sitesine gir diyor, veya şeyde çıkışta diyor, oku tabeladan. Oradan bak falan diyor. Tamam, neyse, işte ağzının ucuyla birkaç bir şey söylüyor falan. Tamam diyorsun. Şimdi arkadaşlar, şeye gelelim. Şu davet vizesinin nasıl olduğuna gelelim. Şimdi size davet yapacak kişinin arkadaşlar, öncelikle Bulgaristan'da bir işi falan olması gerekiyor. Çalışıyor olması gerekiyor, Bulgaristan'da çalışan. Bir adres göstermesi gerekiyor. Bankada falan herhalde bir miktar parası olması gerekiyor. Yani bunlar davet için önemli şeylermiş arkadaşlar. Bana söylenilen bu. Ben böyle biliyorum. Ondan sonra bunu polisten yapılıyormuş arkadaşlar. Bu 3 nüsha, bu 3 tane kağıt. Polise gidiyormuşsun. Sizin bütün kimlik bilgilerinizi veriyor. Türkiye'den ben işte bu kişiyi bu tarihleri arasında Bulgaristan'da davet ediyorum misafirim olarak diyorsun. Polis sana bu kağıtları veriyor, doldur diye. Dolduruyorsun tarihin, adını, soyadını, adresini, işte bütün detayları, her şeyin, kendi o kişi hakkında. Kişi kendi bilgilerini veriyor. Sonra diyor, git bu bilgileri al, bu kağıdı notere. Bulgaristan'la notere gidiyorsun. Noterde bunları onaylattırıyordun. Sonra tekrar polise geliyorsun. Polis bunları inceliyor. 3-5 gün, 1 hafta içinde, tabii sizin orada artık şeyinize göre size dönüş sağlıyor. Tamam diyor, onay çıktı, alabilirsin. Şimdi o da size davet yapan kişi buraya bir de tarih belirtiyor. Atıyorum 15 günlük, 1 aylık. Bu onaylandı mı? Bunu alıyoruz değil mi?
Ondan sonra burada konsolosluğa gidiyorsun. Konsolosluğa veriyorsun. Konsolosluk diyor, İşte şu kağıdı doldur. Gerekli evrakları topla getir. Gerekli evraklar neler? Ona gelelim arkadaşlar önce. Önce bir pasaportunuz olacak. Türk pasaportunuz yani. Bu da 10 senelik çıkartın arkadaşlar. Hani ne olur ne olmaz. Ama en azından 2 sene tarihi olması ve boş 200 sayfa boş sayfası olması gerektiği yazıyor şeyde de. Neyse. Türk pasaportumuz var mı? Ondan sonra arkadaşlar bunun gidiyoruz. Daha önce yurt dışına çıktıysanız çıktığınız sayfalarla dolu sayfalarla beraber ilk baştaki sayfanın fotokopisini çekiyorsun. Şöyle çıktığım daha önce çıktığım yerlerin de fotokopisini çektim arkadaşlar. Ondan sonra bunları yaptın mı? Pasaportunda fotokopilerini çektin. Sonra seyahat sigortası yaptırıyoruz arkadaşlar. Normal bu arabaları sigorta yaptırdığımız mahallelerdeki yere gidiyoruz. Fiyatı da çok pahalı bir şey değil yani. Geçen sene bir aylığını 150'ye falan yaptırmıştım. Şu an 210 olmuş. Bir aylık seyahat sigortası. Bulgaristan'a gideceğim diye söylüyorsun. Orada hemen çıkarttırıyorsun bunu. Ya tabii gideceğin tarihe göre arkadaşlar. Bu sizin şimdi istek yapan kişinin verdiği tarihe göre o tarihleri sigortacıya söyleyip ayarlatıyorsunuz. Sonra banka dekontu. Şimdi internet sitesine girdiğin zaman 15.000 TL minimum hesabınızda para olması gerekiyor diyor. Davet üzerinizi alabilmeniz için diyor. Banka çıktısı da alıyorsunuz banka dekontlarınızı. Bir ay geçmiş hesap dokümanlarınızı alıyorsunuz. Yani hesabınız ne para girdi ne çıktı onlara da bakmaları için. Ondan sonra 80 euro Bulgaristan'a İB harç parası adı altında para yatırıyorsunuz arkadaşlar. 80 euro parayı da geçen sene 60 euroydu. 7-8 ay önce şu an 80 euro yapmışlar. O da talep çoğaldı diye herhalde. Neyse. Sonra yani euro olarak da hesabınızda 15.000 TL euro olarak da gösterebilirsiniz. Ama yani bu herkes farklı söylüyor. Bana konsolosluktaki kadın dedi atıyorum dedi. Bir ay mı kalacaksın? Günlük 50 euro olacak şekilde. Yani bir aya 1500 euro. 15 gün mü kalacaksın? 750 euro gibi bir para vereceksin. Yani hemen hemen o istedikleri parayla herhalde aynı bir şey mi oluyor? Yani döviz de bu aralar arttığı için tam detaylı hesap yapmak gerekiyor. Neyse söylediğim gibi. Günlüğü 50 eurodan kaç ay kalacaksınız ona göre çarpı 15 veya 30 yaparaktan bir para bulunduracaksınız hesabınızda. İster euro şeklinde ister TL şeklinde. Garanti hesabı olacak bu sadece arkadaşlar. Ondan sonra nüfus kayıt örneği atıyorum ben Bursa'da doğdum. İşte adresim Bursa'da hemen nüfus kayıt örneği. Bir de tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. Yani mesela benim aile üyelerimin falan şeyi olduğu adreslerinin tüm detaylarının olduğu tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. İkisini de E-Devlet'ten alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben geçen sene de bunu E-Devlet'ten almıştım. Bir de arkadaşlar son olarak biyometrik resim. Bunu resimciye gidiyorsunuz. Bulgaristan'a gideceğim diyorsunuz. Bakın ülke ülke de değişiyor. Bir de vize. Vize için bu resim diyorsunuz. Boyutlar vize için, pasaport için, her şey için değişiyor. Yani şu küçücük bir resim arkadaşlar. Yani baş parmaklarınızdan biraz büyük. Ona göre ayarlıyor adam bunu. Bu resimde saçlarınız böyle düşmüş. Yani saçlarınız uzunsa mesela böyle olacak. Alnınız falan açık. Hani kulakların falan gözükecek diyor yani. Ben de anlamadım. Benim kulaklarım gözükmüyor. Adam diyor prosedür böyle diyor. Yani resim net çıkması gerekiyormuş. Vize işlemleri için olacağı için. Sıkıntı çıkmaması için öyle küçük bir resim. Aklınızda bulunsun. Son olarak da bu ve bitiyor. Sonra bunları alıyorsunuz, doldurduğunuz evrakla beraber. Size verilen evrakta da ne yazıyor? Sizin adınız, soyadınız, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, pasaportunuzun pasaport numarası içinde olan düzenlenen tarih bugün, uyruğunuz TC, adresiniz, mesleğiniz, e-posta adresiniz, TC kimlik numaranız. Arka bölüme de sizi oraya çağıran kişinin, istek size davetiye gönderen kişinin adı soyadı size
davetiye gönderen kişinin adresi, size davetiye gönderen kişinin telefon numarası. Bunları da girdikten sonra bazı işte onaylamanız gereken yerler var. Başvuru yapan başvuran kişinin kaldığı süre boyunca seyahat ve geçim masrafları aşağıdakiler tarafından karşılanacaktır. Mesela bunlar kimler? Altına yazmış işte. Kredi kartı, seyahat çekleri, işte nakit falan filan, işte başvuran kişinin kendisi karşılayacaktır. Mesela ben bunu işaretledim yani. Bunun gibi şeyler. İmza, tarih, yer falan, işte bu kadar. Sonra bunu alıyorsunuz, gerekli evrakları da veriyorsunuz. Kadın orada hemen bakıyor işte, tamam, bunları işleme sokuyor. Şimdi gelelim şeye arkadaşlar. Size sadece şuraya bir tane bir kağıt yapıştıracak. Şöyle göstereyim size. Şu kağıdı yapıştıracak. Yani olay bu kadar basit ha. Yani bir kağıt yapıştıracak, tamam mı? Ama bunlar bunu çok yapmak istemiyorlar. Bir de bilerekten yanlış da yapıyorlar arkadaşlar. Benim adımı yanlış yazdılar. Ben pasaport almaya gittim de geçen sefer. Allah'tan fark ettim. Sonra bunu sildiler. Beni o zaman bir hafta bekletmişlerdi. Pazartesi verdim. Cuma günü gel al demişlerdi. Gittim almaya. Bir baktım ismimi yanlış yazmışlar. Tolga olarak yazmışlar. Bunu tabii şey yaptılar. Aynı gün içinde bana tekrar düzgün bir şekilde verdiler. Yani bunu istedikleri zaman bir gün içerisinde yapabiliyorlar arkadaşlar. Ama bugün ben neyle karşılaştım? Benim normalde yarın Türkiye'den çıkış yapıyor olmam gerekiyor. Yani bunu bana verecekler, onaylayacaklar. Benim istek kağıdımdaki tarih falan ona göre. Neyse. Kadın bana dedi ki, yani sen 15'inden önce çıkamazsın dedi. Nasıl yani dedim, 15'ine daha 15-16 gün var. Neden ben o zaman çıkamayacağım yani 15'inden önce? Benim her şeyim hazır falan dedim ben de. Kadın bana hiçbir şey demedi. Neyse dedim, yarın evrakları toplayayım. Böyle kıllık yapıyor bunlar. Yarın bir daha söyleyeyim bakayım. Böyle düşündüm. Çıktım şimdi, evrakları topladım. Yarın ben buna diyeceğim yani. Hani siz bana böyle dediniz ama bunun sebebi nedir? Yani artık çok yoğunluk mu var gibisinden bir şey söyleyecek herhalde. Bu arada yurt dışında işte Bulgaristan'da şey yapılıyormuş. Yani bir işlemin hızlı olsun istiyorsan devlete para veriyormuşsun arkadaşlar. Mesela diyelim pasaportun bir günde de çıkabilir, bir ayda da çıkabilir, 3 ayda da, ona göre senden para alıyorlarmış. Yani öyle bir sistem varsa, bana da bunu başkası söyledi, ben yarın soracağım. Parası neyse verelim artık, veya oraya bir 20-30 euro bir şey sıkıştırsak, bilmiyorum, sıkıntı almazsak başımıza. Ya böyle bir şey yapmak istiyorum. Çünkü benim istek kağıdım bir aylık. Ayın sonuna kadar yarın biri benim onaylayıp beni vermesi gerekiyor. Veya bir gün sonra verse güzel olur ama 15 gün beni bekletmesi çok kötü olur yani. Hem benim o tarihte, buraya yazılan tarihte çıkmam gerekiyor. Bir ay olmuyor bu sefer. Orada 14-15 gün kalmam gerekebiliyor. Bunun gibi. Şimdi arkadaşlar, bunu size detaylı anlattım. İşin bir de gelelim sıkıntı olan taraflarına gelelim. Benim gibi bunu yaşamış olanlar var, biliyorum. Çok gördüm. Yani genelde Bulgar konsolosluğuna gittiğimde hep görüyorum. Ayrıyetten sınırdan geçerken de mesela koca otobüste tek Türk bendim. Beni indirdiler 40 dakika, bana abuk subuk yani bir sürü şey sordu adamlar bana. Ya bildiğim böyle kendilerince bir şey yapmaya çalışıyorlar ama anlamadım. Sizin de vardır böyle, eminim karşılaşmışsınızdır. Hatta bir tane arkadaşım videosunu da izledim. O da aynı benim gibi tek Türk, otobüsten indirmişler. Bana yaptıklarının aynısını yapmışlar. Düşün yani, konsoloslukta adımı yanlış yazmışlar pasaportta. Ben bunu sınırda fark etseler beni geri gönderecekler. Ben sınırdan geçemeyeceğim. Yani hep bir şeyler yapıyorlar. Mesela bugün bana söyledi, sen 15 günden 15 gün sürer senin buradan çıkman dedi. E tamam, neden ama 7-8 ay önce geldim, ben pasaportu bıraktım. Pazartesi bıraktım. Cuma günü aradınız beni. Yani 4 gün sonra ben Türkiye'den çıktım. 5. gün. Neden 15 gün sürer? Bir şey demiyor. Anlamadım da yani. Bilmiyorum, yarın soracağız. Böyle bir sıkıntı çıkartabiliyorlar. Bugün mesela İzmir'den gel, biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde Bulgar konsolosluğu yok. Bursa'da var, büyük şehirlerde var, İstanbul'da, Ankara'da var. İzmir'den gelmiş adamlar, 8-9 saat yoldan gelmiş, 85 yaşında bir tane neneyle. Yani onu Bulgaristan'a mı götüreceklermiş, hiç gitmemişmiş de. Veya pasaport çıkartacaklar herhalde torunlar onun üzerinden, bilmiyorum.
Yani kadını kaç saat sıra bekledik bugün ya. 1,5 saat sıra bekledim. Tamam, çok yoğunluk var, sıra var, tamam eyvallah, da onların orada yaptığı muameleleri görseniz, davranışları, konuşmaları, ya yemin ediyorum var ya, sen hani böyle bizi insan yerine koymamaya çalışıyorlar yani gerçekten. Mesela bugün çok kişi sinirlendi, bayağı orada tartışmalar çıktı falan. Yani çok ayıp ediyorlar gerçekten. Zaten oraya gittiğinizde anlarsınız, onlar Bulgar konsolosluğundakiler Bulgar, Türkçe bilen Bulgarlardan. İşte biraz sıkıntı çıkartıyorlar genelde Bulgarlar. Özellikle bu son dönemde çok talep olduğu için adamlar bizi istemiyor. Yani resmen bakışlarından böyle, seni böyle konuşmasından falan anlıyorsun ya, bir şeyler böyle, bilmiyorum, öyle seziyorum yani. Bak kaç kere gittim. Yani kaç kere gittim yani. Hep aynı muamele. Seziyor yani insan. Sınırdan geçerken de dediğim gibi otobüsü durdurdular. 40 dakika, 45 dakika. Yani sizi böyle değişik durumlara sokmaya çalışıyor. Ama emin olun sizin böyle onlardan etkilenmediğinizi hissettikleri zaman yani fazla uğraşmak istemiyor. Siz ama ezilirseniz, ağlarsanız, sızlarsanız, yapma ya, hadi ya falan işte derseniz, birazcık daha yükleniyorlar gibi hissettim ben. Ona göre arkadaşlar durumlar bu şekilde yani. Davet vizesi YouTube'da yok. İlk videoyu ben koydum. Bu da güncel 2022 olanı. Umarım işinize yarar. Birçok arkadaş izlemiş öteki videolarını, ama onlar çok dandik olmuştu, ilk acemiydik. Tüm detayları anlattım. İçimi de döktüm. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın dostlar.